Yılda 600 bin kişi evleniyor Türkiye'de. Bu 120 milyar liralık bir ekonomi oluşturuyor. Ve 120 milyar liralık ekonominin içine beyaz eşya, mobilya, otomobil ve konut giriyor. Yeni evlenen her 5 çiftten biri mutlak surette bir ev, yeni ev satın alıyor. Diğerleri de mutlak surette bir evi kiralamak durumunda. Çok az sayıda kişi ebeveynleriyle birlikte yaşayabiliyor ama ciddi bir hareketlilik var. Şimdi bu sezon biraz ölü olarak geçecek, öyle gözüküyor. Ve düğünlerde, nikahlarda, yani nikah olabilir ama düğünlerde bir azalma göreceğiz. Bunu konuşacağız. Skype hattımızda Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık var. Emek, hoş geldin. Merhabalar, merhabalar Ali Bey. Şimdi tabloyu ben anlatmaya çalıştım. Sizden de bir özetleme rica edeyim ve sektör acaba yaz sezonuna nasıl başlıyor? Umutları yeşerterek mi yoksa enseyi karartarak mı gidiyoruz? Evet, yani çok teşekkür ederim. Sektörü çok güzel anlattınız. Ben birkaç şey eklemek istiyorum. Bu 600 bin düğüne ortalamada 250 konuk da geliyor Ali Bey. Yani toplamda 150 milyon kişi yılda bir düğüne katılıyor. Yani Evet. her birimiz yılda en az 2 defa düğüne katılıyoruz. Bu katılanların 1/3, yaklaşık 50 milyon kişi bir şehirden başka bir şehire gidiyor. Orada otelde kalıyor, orada lokantaya gidiyor, restorana gidiyor, orada bir kuaföre gidiyor, takım elbise alıyor, abiye alıyor. 25 milyar TL'lik bir kuyum alışverişi oluyor. Evet. Yani düğün sektörü deyip geçmemek lazım. Yan sektörleri desteklemesiyle beraber işte turizmi ve işte ulaşımı gerçekten çok 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 önemli Türkiye için ve yazın lokomotif ekonomilerinden bir tanesi. Bu 600 bin düğünün Mart ayından itibaren Haziran'a kadar yaklaşık 100 bininin ertelendiğini görüyoruz. Çok az bir kısmı, %2'si iptal oldu. Gelecek seneye aktarılan çok az bir düğün var. Ama bunların çoğu Haziran ayı itibariyle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları da ertelenmiş durumda. Bu 600 bin çiftte ya da işte 100 bin ertelenen çiftte ve geri kalanları da tabii sektörün ne olacağını düşünürken 100 bin firmada kapıların açılmasını ve artık para kazanmaya başlamayı bekliyorlar. Yani durum şu anda bu ve bunlarla ilgili bir önlem alınması hepimizin dileği Ali Bey. Evet. Şimdi tabii koronavirüsün çok etkilediği iller var, kentler var, metropoller var. Neredeyse çok az etkilediği, hiç vuramadığı bir iki kent de var ayrıca. Onları yani tek tek saymamız gerekmez. Koronavirüsün çok az etkilediği bölgelerde tablo nasıl? İstanbul başta olmak üzere koronavirüsün cenderesine girmiş olan kentlerde ve metropollerde durum nasıl? Yani orada evlilik ve diğer hazırlıklar açısından soruyorum. Yani tabii İstanbul gerçekten dünyanın en çok düğün yapılan ikinci şehri. 100 binden fazla yılda düğün oluyor. En büyük tabii sayı İstanbul'da. Bunu Ankara, Birincilik İzmir, kimde Emek Bey? Las Las Vegas. Ben Vegas'tan Hindistan'da sonra falan bekliyordum ama evet. Buyurun. en çok düğün yapılan ikinci şehir İstanbul. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde çok yoğun bir düğün sürecini yaşıyoruz aslında şu aralarda ertelenmeseydi. Benim öngörüm yani İstanbul, yani önemli olan tabii ki bunun düşünülmesi gereken şehirler, yani bütün Türkiye, ama büyük şehirlerde bu biraz daha büyük bir soru işareti olabilir. Çünkü çok fazla düğün mekanı var, çok fazla düğünden para kazanan insan var ve çok fazla çift var. Dolayısıyla bu süreçte bütün çiftler, bütün düğün mekanları bu sürecin nasıl olacağını ve nasıl bir takvim olacağını merak ediyorlar. Benim bu açıdan söylemek istediğim şey şu Ali Bey. Yani düğün mekanlarıyla restoranların, kafelerin arasındaki tek fark aslında bir dans. Evet. Yani işte halayların çekilmesi ya da işte yöresel karşılıklı dansların yapılması. Eğer önlemler alınırsa düğün sektörü de her diğer sektör kadar riskli ya da önlemler alınırsa risksiz. Dolayısıyla bu kadar büyük bir ekonomi, bu kadar çok insanın çalıştığı ve para kazandığı ve çiftlerin hayallerinin olduğu bir sektörü arka plana atmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunları anlatmak istiyoruz biz sektör olarak. Çünkü bu çiftler şu anda evlerini tutmuş durumda Ali Bey, alışverişlerini yapmış durumda ve yaşamadıkları bir eve
bir kira ödüyorlar ya da satın aldıkları eve geçemiyorlar. Yani şimdi bu tarihleri merak ediyorlar. Çok çok ciddi bir rakam bu. Öbür tarafta düğün mekanları açılacakları tarihi merak ediyorlar. Ne zaman açılacak? Ki ona göre çalışanları da 1,5 milyon insandan bahsediyoruz bu sektörde çalışan, dolaylı ya da dolaysız. Bütün bir süreç içinde düğün sektörü çok konuşulmuyor ya da ertelenmek isteniyor. Ama çok 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 değerli ve çok önemli bir sektör. Bunun bir şekilde dile getirilmesi ve takvim içerisinde Haziran ayında yer almasını bekliyoruz açıkçası. Peki bir başka konu var. Bu da ithalat. Yani biz düğünün aynı zamanda ithalatçısıyız. Yani bir ihraç geliri elde ediyoruz ama yabancıları evlendiriyoruz. İşte bu bir zamanlar gazetelere konu olan Antalya'daki 5 yıldızlı, 7 yıldızlı ya da 7 yıldız diye bir şey yok. O bir şey sadece yakıştırma. Evet. Otellerin tamamı 5 yıldızdır ama işte ekstra, ultra bir şey sunuyorsa onu 7 yıldız diye tanımlıyorlar. Öylesi otellerde evet. Hindistan'dan gelen racalar, mihraceler, keza İran'ın çok zengin varlıklı aileleri, Irak'ın çok zengin aileleri, Orta Doğu'nun çok zengin aileleri, Libya'ya kadar uzanan bir hat üzerinden soruyorum. Orada bir azalma olacaktır ama acaba bir tahminde bulunabilir misiniz? Ya da şu andaki rezervasyonlar konusunda bir bilginiz var mı? Yani elbette benim öngörüm tabii o tarihler yani o dışarıdan gelen düğünlerin azalacağı yönünde. Çünkü yurt dışından gelme konusu turizmle direkt alakalı. Eğer insanlar işte otellere gidebiliyorsa ve başka bir ulaşım yani uçağı çok tercih ediyorlarsa elbette daha az etkilenecektir. Ama turizm ve hava yolları çözülünce bu tip planlarda daha rahat yapılacaktır. Ama bu sene bir azalma ben öngörüyorum. Dışarıdan gelecek çiftler, onların aileleri ve onların çevresi sanıyorum biraz daha düşünecektir bu kararlarını Ali Bey. Yani o tarafta daha çok etkilenme olabilir diye düşünüyorum. Evet, peki. Çok teşekkürler. Sanıyorum konuşacağımız bir şey kalmadı hemen hemen. Yani bu 600 bin çiftin önemli bir bölümünü evlendireceğiz. Öyle gözüküyor. Şimdi... Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Skype hattımızda...